Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Bugün cuma, saat 9 civarları, 9.30-10 civarları. Hem bir video çekeyim. Narkozla boçiden hem de cumanızı kutlayayım dedim. Haydi, hadi gel. Bu ikisini tek aldım bugün. Yani narkoz, şimdi hep beraber gezdiğimiz zaman narkoz biraz saldırgan olmaya başladı. Çünkü korsana falan şey yapıyor biraz, yani korsan da boçiye yanaşınca ona biraz acı vermeye başladı. Ciyaklatıyor onu çünkü kıskanmaya başladı herhalde. Korsanı tehlike olarak görmeye başladı demek ki. Ben de şimdi bunların ikisini beraber çıkardım. Aşağı yukarı, yani bazen günde iki sefer, üç sefer bile turlattığım oldu yani. Ama sürekli dolaştırıyorum bunları. Boçi yani bundan da memnun kalmazsa daha bir şey diyemeyeceğim yani. Ama boçinin yemek konusunda biraz sıkıntısı var yani. Yemek mi seçiyor artık, onu anlayamadım. Belki belirli bir maması vardı, belki ondan dolayıdır, ama yemeğe çok fazla yemiyor yani. Narkozun yarısı kadar anca yiyor. O da ona yeter zaten ama yani. Bugün sabah kalktım yine arkadaşlar. Instagram mesajlarına bakıyorum genelde sabah. Sabah kalktığım zaman namazdan sonra. Çok mesaj geliyor dediğim gibi, bunu hep söylüyorum. Ama mesajların çoğu yavru dogo var mı? Yavru pitbull var mı? Yani hep bunları soruyorlar bana. Bilmiyorum, belki de Instagram takipçileri ayrıdır. Ben oradan da bunu yayınlayacağım. Yani bu tarz mesajların yüzünden çoğu önemli mesajda gözükmüyor. Çünkü mesajlar okundukça yerine yenileri geliyor. Mesaj, çok fazla mesaj var. Okumaya da zaman yok. Ama bu mesajlar, yani ben buradan söylüyorum arkadaşlar. Yavru satmıyorum ben. Yavru, yani internetten araştırıp bulabilirsiniz. Ama eğer benim köpeklerimin çiftleştiği dişilerden yavru almak istiyorsanız, zaten yavru olunca ben dişilerin sahiplerini paylaşacağım. Onlarla irtibata geçip yavru almak isterseniz alırsınız yani. Ben şimdi onların adına bilgi veremem size yani. Onlar verecekler bilgiyi, ne yapıyorlar, ne istiyorlar, parası marası derken onlarla konuşacaksınız. Çünkü benim bu yavru mavru işlerine ayıracak zamanım yok yani. Zaten kısıtlı bir zaman var telefona ayırdığım. Onu da zaten video atıyorum. Fotoğraf motoraf paylaşıyorum. Yani bir de mesajlara da bakmaya çalışıyorum. Bakabildiğim kadar. Ama bu tarz mesajlar bayağı bir vakit alıyor yani. Çoğunlukla çok genç kardeşlerimiz de yazıyor. Abi nasılsın diye. Yani videolarda gördüğünüz gibiyim kardeşim ben. Nasılsam öyleyim yani. Videolarda iyi gözüküyorsam iyiyim. Zaten iyi olmasam arkadaşlar video çekmem yani. Demek ki bir sıkıntı yok. Halimiz, vaktimiz yerinde. Sağlığımız iyi, çekiyoruz. Bir sıkıntı olursa zaten video çekmem arkadaşlar. Selam veriyorlar şimdi. Selamun aleyküm mesajda, selamun aleyküm diyorlar. Ben de aleyküm selam diyorum. Yani selamı alıyoruz yani. Ama şimdi ondan sonra konuşma uzuyor tabii yani. Ne yapıyorsun? Ben şimdi bu arkadaşlar genç, yani kalplerini kırmayayım diye cevap veriyorum ama onlar da beni anlayışla karşılasın yani. Bir de mesela yorumlarda da çok selam veren oluyor. Yani elimden geldiği
aleykümselam diyorum tabii de. Ama o kalp attıklarım anlasın ki aleykümselam diyorum yani. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum? Beni niye beklemiyorsunuz? Gel. Aferin. Aferin. Üstüme atlama sakın narkoz. Devam. Arkadaşlar bu boçinin sayesinde narkoz yani bir şey oldu, biraz değişti yani, böyle daha çabuk kontrol edebiliyorum onu. Boçinin yüzünden, çünkü boçiyi kıskanıyor zannediyorum. Boçi vermiş olduğum böyle tepkilere daha çabuk reaksiyon gösteriyor. Narkoz da gösteriyor ama narkoz biraz şey yani, şımarmış yani. Şımarttık onu yani. Seviyoruz. O sevgiyi suistimal ediyor şerefsiz. Ama şimdi mesela narkoz kaçıyor gidiyor değil mi? Mesela gel mi? Gel diyorum, bağlayacağım onu şimdi mesela. Yani çoğu zaman geliyor ama bazen gelmiyor değil mi şimdi? Boçi ahırda olduğu zaman diyorum ki Boçi, hani Boçi gel diyorum, tamam mı? Boçi adını duyunca onu hemen anladı zaten yani Boçi. Hemen geliyor yani, nerede dışarı mı çıkardın onu falan. Bazen narkozu tek salıyorum, dolaşsın hava alsın. Boçi'yi bunaltmasın diye, kendi de dolaşsın. Boçi'yi çıkarınca Boçi'yi de tek salıyorum, narkozu bağlıyorum. Narkoz tabii çıldırıyor, nefes nefese kalıyor. Böyle idare ediyoruz arkadaşlar. Ama Boçi harbiden çok da alıştım. Böyle şu an içimde bir şey var yani, gıcıklık şeyi var. Yani köpeğe alıştım mı böyle vermek zor oluyor gerçekten. Şu an sanki kendi köpeğimmiş gibi böyle alıştım ona. Şimdi yapacak bir şey yok, vereceğiz sahibine de. Böyle bir şey olsa da sahibi dese ki ya kardeşim bu Boçi burada çok mutlu, kalsın orada bari. Sonuçta o mutlu olacak falan gibi bir şeyler dese çok sevinirdim ama öyle bir şey demez tabii adam. Çünkü bu köpek de öyle bir köpek değil yani, böyle ha deyince verilecek bir köpek değil arkadaşlar. Yani inanın böyle mesela kızıyorum ya, kızdığım zaman hemen anlıyor, kulaklarını yatırıp oturuyor. Yani hareketleri falan değişik yani, narkoz gibi değil. Narkoz mesela biraz daha böyle o da ne yapması gerektiğini biliyor aslında ama böyle nasıl olsa bana kızmazlar, şey yapmazlar diye böyle hep baştan salma yani biraz. Şimdi bakın gideceğim şuraya, Boçi'yi çağıracağım. Hemen gelir. İlk önce narkozu çağırayım. Şimdi narkoz da gelir tabii. Narkoz gel oğlum bakayım. İşte şimdi gelir tabii şerefsiz. Şimdi video çekiyorum ya. Başka zaman çağırsam gelmez. Ama Boçi, bakın şimdi Boçi'yi de çağıracağım. Boçi! Gel kızım bakayım buraya. Buraya gel. Gel bakayım. Sen değilsin. Bak şimdi Boçi var diye her dediğimi yapıyor. Aferin kızım. Tamam. Narkoz. Çok şerefsizsin. Kameralara oynadığın harbiden belli yani. Gel öyle bir yürüyelim. Gel. Şimdi yukarıda bir araba vardı. Bakalım aşağı doğru mu gelecek?
Narkoz Pablo gibi tepki vermez yani arabaya. Narkoz'un o huyu iyi yani. Komut vermediğin sürece kimseye saldırmıyor. Komut verirse yani gerçekten bir bana bir zarar geleceğini hissederse o zaman tehlikeli olur. Ama diğer türlü narkozla böyle her türlü her yere gidilir yani. Çünkü kimseye zarar vermeyeceğini biliyorum yani, eminim. Pablo mesela ben biriyle böyle yüksek sesle konuştuğum zaman bile bir anda değişebiliyor. Baron da o şekilde. Araba gelmedi bu tarafa doğru. Buradan gelseydi. Bakacaktık onlara nasıl tepki verecek diye. Taşı bir şey zannetti. Buraya tekrar bir taş daha atacağım arkadaşlar. Bakalım. Kim o? Kim o? Kim o Narkoz? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o kızım? Kim o kızım? Kim o? Kim o? Ha, kim o? Buçi de nazik biraz herhalde, hiç meşeliklere girmiyor. Narkoz diyor sen kaçın diyor. Buçi de yavaş yavaş pasaklıya döndü arkadaşlar. Yani bu dağların çamuru ona da bulaştı artık. Bakın toprak, çamur. Narkoz kendine benzetti onu. Şimdi sahibi görünce diyecek ki bunun hali ne, ama yapacak bir şey yok yani, biz burada, bizim doğal halimiz bu. Hadi kızım. Hadi Narkoz.
Burada koşmaları daha iyi. Çimenlik en azından. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım gel bakayım. Gel. Hadi Nar kız gel. Az kalsın gene bana vuracaktı şerefsiz. Bunlarda elektrik var mı ya bunlar? Lan! Hadi kızım. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı cumalar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Arkadaşlar videoyu kapatacaktım yani, tam kapatacakken bunlar başladı güreşmeye. Dedim onları da çekeyim bari. Güzel bir görüntüleri vardı, o yüzden onu da sizle paylaşayım dedim. Şimdi kapatıyorum ama. Kendinize iyi bakın.